senin namazın fakat yatıp duruşluğu yapabildi. Onun için köpçülüğümüzü okuyarken namazımızı itibar versek, neşin için hakikaten turganımızda mesleğimizden çıkıp oladı. Adamlar var, sakallı koygen, beş mal maçı gibi yürüyordu. Koradan tasbih düşmüyordu. Körsen takvanı özü. Lekin eşsin. Mesela, erkek kişiye ayol gerek. Erkek kişiye ayol gerek. Nikahla bir ayolda oladı, ailesi var. Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Akalar menga ham mashina qilib beringlar. Nima qilib beray? To'ymi? Ha? To'y qilib beraman. Necha yigirdiz? 4ga. Burada bana 100'e yakın ballardı. İnşallah mihman devam ediyor. Allah özü kabul kalmasın. Elbette bunlar da duaları kabul değilleri. İnşallah bunlar da yakış göre ediyen bulsak, başlarını sıra ediyen bulsak, öz karamağımızda alay ediyen bulsak, İnşallah kıyamet günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birisidir. Allah nasip kılar inşallah. Şu üçün şimdi ülkelerimiz, singillerimizi inşallah daim bir yaş görelim, Allah için yaş görelim, koldan ki gençe yardım kılalım bunlar gen. Biz köp ayet ötağımız şimdiler bir yardım kılaman de gelirler olsa, ya eksan toyları çakıraman de gelirler olsa, bana 704 bilem, 79, 74, 79 telefonu amirem. Elbette bunlar közüz bile görüp, ya yüzge bağırıp, ya bu kollarını açıp, dua kılayıp yerlerini içtin. Körün inşallah. Allah nasip etsin şunları yaxşılıq qurışdı barcha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdılar: "İnna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Allah Taala pokiza zot va faqatgina pokiza narsani qabul qiladi. Demek Allah at-tayyib, pokiza bo'lgan zot ekan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdılar: "İnna Allaha tayyibun yuhibbu tayyiba." Allah pokiza zot pokizalikni yaxshi ko'radi. Nazifun yuhibbu nadofata. Tozadir, tozaligini yaxshi ko'radi. Karimun yuhibbul karama. Alloh azza va jalla karim, oliy janob zot. Oliy janobligini yaxshi ko'radi. Javvadun yuhibbul juda. Alloh azza va jalla saxovatli zot, saxovatni yaxshi ko'radi. Mana Alloh taolo pokiza zot ekan. Mo'min odam Alloh taolaning mana shu go'zal ismlaridan o'ziga ulush nasib olish kerak. Masalan, Alloh al-Karim, sahiy zot. Mo'min odam sahiylikdan o'ziga ulush olish kerak. Alloh taolo rahim bo'lgan, mehribon bo'lgan zot. Mo'min odam shu ismdan o'ziga ulush olish kerak. Unda rahim sifati bo'lishligi kerak. Mana endi Alloh taolo pokiza zot ekan, mo'min odam Allohning mana shu go'zal ismidan ham o'ziga ulush olishi kerak. U pokiza bo'lishligi kerak. Alloh komil zot, pok zot. Agar mo'min pok bo'lmaydigan bo'lsa, Alloh bu bandaga nazar solmaydi. Sen birodar namoz o'qiysan, ruku qilasan, sajda qilasan, boshqa amallarni qilasan. Agar senda pokizalik bo'lmaydigan bo'lsa, bu amallaring qabul bo'lmaydi. Chunki innalloha toyibun la yaqbalu illa toyiba. Alloh pok zot, faqatgina pok narsani qabul qiladi. Agar sen pok bo'lmasang, mana shu ibodatlardan oladigan huzur senga berilmaydi. Shu ibodat orqasidan senga keladigan xayriyatlar berilmaydi. Seni pokiza bo'lishing shart. Allohga yaqin bo'lishing uchun pok bo'lishimiz kerak. Endi odamlarga yaqin bo'lishing uchun bu narsa juda ham shart emas. Mansabdorga, xo'jayinga yoki falonchiga yaqin bo'lishning yo'li oson. Oldida moqta berasiz, yo'g'ida moqta berasiz, atini yozib qog'ozga ko'tarib olasiz, suratini ko'tarib yurasiz, haligi odamni nazariga tushasiz. Qalbingiz tamomiy buni teskarisi bo'lib turgan bo'lsa ham, unga yaqin bo'laverasiz. Chunki zohiriy amallari, zohiriy qilayotgan amallaringiz unga sizni yaqin qilyapti, lekin qalbingiz boshqa. Ammo Alloh taolo bilan bo'ladigan muomalada bunaqa yo'l ketmaydi.
Sizi zahiriz kanaka bosa, batınızdan şuna kabul iş gerek. Pak bol işiniz gerek. Takvali bol işiniz gerek. Adam Allah'ını buyurgan farzlarını bacaradı, ibadetlerini kıladı. Lekin Allah'a yakınlığını kıskıma yaptı mı? Demek kalbini teşirsin. Kalbini teşirsin. İhtimal bu adamda kalbide habislik, yolg'onchilik, makr, nifoq bordir. Agar bunaqa sifatlar ichida bo'ladigan bo'lsa, bu banda hech qachon Allohga yaqin bo'la olmaydi. Chunki Alloh pokiza zot, faqatgina nimani qabul qiladi? Pokiza narsani. Jasading pokiza bo'lish kerak, kiyiming pokiza bo'lish kerak, so'zing pokiza bo'lish kerak, qalbing pokiza bo'lish kerak. Ungacha agar bu poklik bo'lmasa, seni namozing faqat yotib turishlik bo'lib qoladi. O'shuning uchun ko'pchiligimizni o'qiyotgan namozimizga e'tibor bersak, nechinchi rakatda turganimiz ham esimizdan chiqib qoladi. Ko'zimizda yosh kelmaydi. Namozda turganimizda ko'zimizga yosh kelmaydi. Namozni o'qishdan avvalgi holat bilan namozni o'qib bo'lgandan keyingi holatimiz bir xil. Bu yaxshilikning belgisi emas, birodarlar. Ma'qulmi? Faqatgina pokiza, taqvodor, mustaqim, multazim bo'lsangina Alloh taolo sendan qabul qiladi va seni o'ziga yaqin qiladi. Shuning uchun anbiyolarga ergashgan odamlar bilan mansabdorlarga, puldorlarga ergashgan odamlarning o'rtasida farq bor. Anbiyolarga ergashganlarning qalbi pok bo'ladi. Tili bilan dili bir bo'ladi. Ammo mansabdorlarga, quvvat yoki pul egalariga ergashganlarda bu narsa bo'lmaydi. Nimaga ergashadi ularga desa, ulardan bir narsa foyda bo'lishligi uchun. Payg'ambarga ergashgan odamlar bilan mansabdorlarga ergashganlarning orasida albatta nima bor? Farq bor. Payg'ambarlarga ergashgan insonlarning so'zlari ham, qalblari ham, jasadlari ham pok bo'ladi. Ammo mansabdorlarga ergashganlarning balandparvoz so'zlari bo'ladi, maddohliklari bo'ladi, lekin haqiqatda qalbida bu narsa bo'lmaydi. Alloh taolo mehribon zot. Ar-Rohman, Ar-Rohim. Ar-Rohman degani bu dunyoda hamma odamlarga bir xil rahim shafqat ko'rsatadi. Musulmonga ham, kofirga ham. Ar-Rohim degani oxiratda faqat mo'minlarga rahmat qiladi. Faqat mo'minlarga rahim ko'rsatadi. Endi modomiki dunyoda insonlar yashar ekan, Allohning ne'matlaridan hammasi bir xil foydalanaveradi. Xuddi ota o'zini farzandlarini bir xil qornini boqqandaqa. Hammasini bir xil yegizib, bir xil kiydiraveradi, lekin bitta ikkitasini ko'proq yaxshi ko'radi. Qalbiga yaqinroq bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagandek, fosiq bo'lsa ham, kofir bo'lsa ham Alloh rizqini beraveradi. Lekin pokiza bandalarini yana o'ziga nima qiladi? Yaqin qiladi. Innalloha toyyibun la yaqbala illa toyyiba. Alloh pokiza zot. Faqatgina pokiza narsani qabul qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, Imom Ahmaddan bu hadis. Bir kuni yotadigan o'rinlarda bir dona xurmoni topdilar-da, haligani yeb qo'ydilar. Imom Ahmaddan. O'sha kecha payg'ambarimiz uxlamadilar. Ayollaridan biri, "Yo Rasululloh, kechasi tuni bilan uxlamadingiz-a?" dedi. Shunda Rasululloh aytdilar, "Ostimdan bir dona xurmoni topib olib yegan edim. Uyimizda sadaqaning xurmosi ham bor edi. Ana shu men yegan xurmo sadaqaning xurmosidan emasmikin?" deb qo'rqdim dedilar. Rasululloh sadaqa ishlari mumkin emas. Tushunyapsizmi? Rasululloh o'zini pulga olgan xurmosi bo'lishi ham mumkin. Lekin sadaqa xurmosi bo'lib qolishi ham mumkin degan xavotir payg'ambarimizni kechasi bilan uyqusini keltirmadi. Tushunyapsizlarmi? Chunki payg'ambarimizni hamma yo'g'i pok. Shuning uchun pok bo'lsang birodar, Alloh tomonidan senga tavfiq beriladi. Nusrat beriladi. Qo'llov beriladi. Sakinat beriladi. Rozilik beriladi. Saodatli bo'lasan. Birodar, dunyoda saodat topishni xohlasang, pokiza bo'l. Pok bo'lsang, senga nimalar berilishini bilib ol. Bu biz aytayotgan ikki dunyoning saodati pok insonlarga beriladi. Siz bilan biz birodarlar payg'ambar emasmiz, nabiy emasmiz. Alloh taolo payg'ambarlarga, anbiyolarga nimani buyurgan bo'lsa, bizga ham shuni buyurgan. Biz payg'ambar, nabiy emasmiz biz.
İnna Allaha tayyibun la yakbala illa tayyiban ve inna Allaha amara'l mu'minina bima amara bihil mursalin. Peygamberimiz hadisler yaptılar. Allah pak, fakat pak izan asana kabul kıladı ve peygamberlerge nimeni büyürgen bosa mu'minlerge şunu büyürüdü. Şunu alayım mı? Cerrahını tasavvur kılayım. Operasyon salonunda bir kesel yatıptı. Kanını yarıp işe çabalarını kesip bunlar davalı yaptı. Yanına da hemşireler duruyordu. İkilesinin işi iki kıl. Hemşirenin işi o şeylerden haberip duruş, tamponunu haberip, pahtasını haberip duruş. Bir peşenesi de hirurgda terde artıp duruşluk. Böyle kesilirken çoğu da kan açsa, oksa artıp duruşluk. İkilesinin işi iki kıl. Lekin bittene sana maksat kılışı yaptı. Şu bemarını tuzatışlık. Peygamberge büyürken insanı sizge büyürken payıpta bittene sana maksat kılını yaptı. Pakize buluşluk. Allah Ta'ala onu razılı gelişlik. Yolu iki kıl. Peygamberler peygamber daha mehnat kısa, biz adli adam daha mehnat kılamız. Lekin maksat ne mi? Maksat bitti. Ve inna Allah'a amara al-mu'minine bima amara bihil mursaleyin. Peygamberlerge Allah nimeni büyürgen bosa, mu'minlerge hem şunu büyürdü. İnsanda nafsı bir nasanı haliydi, lekin imanı o nasada man kıladı. Şimdi insan bitti tamamında tollaş gerek. Ya nafsını etkenini kıladı, ya iman etkenini kıladı. Agar sizga o'zingiz shahvatingiz, nafsingizning xohishi Allohning buyrug'idan ustun bo'layotgan bo'lsa, Allohga hech qachon yaqin bo'la olmaysiz siz. Siz o'ylanyapsizmi hali? Alloh harom qilgan ishni qilaymi, qilmaymi deb. Alloh buyurib qil degan ishni qilaymi, qilmaymi deb o'ylanyapsizmi? Siz uchun tavfiq eshigi yopiq. Mu'min odamda ixtiyor qolmaydi. Haram değildi mi? Tamam. Farz değildi mi? Tamam. O oylanıp oturmaydı. Allah Teala aytadı. Ey Muhammed Aleyhisselam ayting Tavba surasida. Eğer ataneler, ballariler, aki ükeyler, cüftleriler, karındaşırıgiler, kesbili topgan malı dünyayiler, kesat bopkalıştan korkuyken ticaretleriler, yaş görgen ücaleriler, Peygamberden ve Allah'tan hem de cihat kılıçtan suyuklira bolsa onda Allah Ta'ala'nın buyruğunu kütoriler Allah itaatsiz kavmini hidayet kımaz. Sizde ikkileniş buluş gereğmez. Ramazan kepti. Tutsan mı tutmasan mı bir ili? He? Şunaki bol adam mı mu'minde? Yok bu adam da mu'minde onaki bu miydi? Eğer Allah'ını ne buyruğu turganda ne kaytarığı turganda ikkilenirken bulsayız sizi kalbinizde anca muamma bırakın. Eğer kalbin pak olmasa bende ibadetin huzurunu tatmıyorsan. Puliz var, sadaka kılışız mümkün. Hac gömürge barışız mümkün. Roza tutuşuz mümkün. Namaz okuşuz mümkün. Lekin Peygamberimiz etiyken paklik kalbinizde olmasa bu ibadetlerden topladığın huzur sizge verilmeydi. Adamlar da malını nahak yiyken bosa, gıybette hüner koyan bosa, adamlar da ar namusu ki tecavüz kılıyken bosa, Allah Ta'ala'nı narazı kılıyken sözleri yapıyken bosa, bu insan pak değil miydi? Şunun için buna adamlar ibadetten huzur tapa mıydı? Muhum savun. Allah'a yakın bu mahşimisen, Allah'ın nazarına düşmüş mahşimisen, tevfik verişini Allah haleysen mi? Allah seni kollaşını isteysen mi? Allah madad verişini isteysen mi? Saadetli hayat geçirmek için Allah için kadirli olmak için misin? Pakize bol. Allah'ın muhabbetini halesin, pakize bol. Razılığını halesin, pakize bol. Kalbinde Allah'ın nuru buluşunu haklesin, pakize bol. Namazinde huzur, halavat, huşunu tapışı haklesin, pakize bol. Rozin duayında pakize bol. Yiyken lokmeyinde pakize bol. Tilin hem cesedin ham, kalbin ham pakize olsun. Ya Resulullah dedi Sa'd ibn Abi Waqqas raziyallahu anhu. Dua kılın, men duaları icabet bandalardan bulayım. Eğer Resulullah kolunu kötarıp, amin, parverdigar, Sa'd'nin dualarını icabet kıl deseler, tamam icabet buladı. Ve fakat yine Sa'd ibn Abi Waqqas'ını üstüde hak buladı bunarsa. Ama Resulullah dediler, ya Sa'd, atib mata'amaka takunu mustajabat da'va. Ey Sa'd,
Lukmeyizi pak kılın. Yiyekken avukatizi pak kılın. Duası mustajab kişilerden bula. Siz dediler Resulullah. Mana endi bu hammamiz imkoniyatimizda. Agar yeyotgan luqmamiz pok bo'lsa, jasadlarimiz pok bo'lsa, qalblarimiz pok bo'lsa, so'zlarimiz pok bo'lsa, duosi mustajob bandalardan bo'lamiz. Shuning uchun ko'p duolarimiz ijobat bo'lmayotganligini sababini o'zimizni pokligimizdan tekshiraylik. Demak, Alloh taoloning yo'li kundek ravshan, har bir mu'min uchun bu yo'l ochiq. Mana shu yo'l pokiza bo'lishlik, insonni saodatli bo'lishga olib boradi. Astagfirullah. Faman kana yarju liqa robbihi faly'amal amalan soliha. Kim Parvardigoriga ro'bora bo'lishdan umidvor bo'lsa, u holda yaxshi amalni qilsin. Wala yushrik bi ibadati robbihi ahada. Robbisiga qilayotgan ibodatda hech kim shirk qilmasin. Birodarlar, aniq iymonimiz komil bo'lsin. Qalbida mustahkam iymoni bor odam hargiz mahzun bo'lmaydi. Chunki bu mo'minni duo degan quroli bor. Va qala robbukum ud'uni astajib lakum. Duo qilinglar, duoingizni ijobat qilaman degan. Ana shu quroli bilan birodarlar mo'min hammadan kuchli bo'ladi. Agar Allohni tanigan bo'lsang, sen har qanaqa muammodan kattasan. Agar Allohni tanimagan bo'lsang, har qanaqa muammodan sen kichkinasan. Eng kichkina mushkuladan ham kichkina bo'lasan. Alloh taolo aytayapti. Ibn Adam, utlubni tajidni. Odam bolasi, meni qidir, meni izla, meni topasan. Fa iza wajadtani wajadta kulla shay. Agar meni topgan bo'lsang, hamma narsani topding. Agar meni yo'qotgan bo'lsang, topmagan bo'lsang, hech narsani topmading. Shuning uchun aytamizki, Parvardigor seni topgan banda nimani yo'qotibdi? Parvardigor, seni tanigan banda nimani yo'qotibdi? Parvardigor, seni topmagan banda nimaga ega bo'libdi? Innalloha toyibun la yaqbalu illa toyiba. Mana shu hadis bizga shior bo'lish kerak. Alloh pokiza zot, faqat nimani qabul qiladi? Pokiza narsani qabul qiladi. Pokiza narsani. Tijoratingda, safaringda, hazaringda, muomalangda, yeyish ichishingda, yurish turishingda pokiza bo'l, inshaalloh Alloh yaxshi ko'rgan bandalardan bo'lasan. Mo'min banda pokiza bo'ladi. Unda ikkiyuzlamachilik bo'lmaydi. Eng ulug' sifatlardan bittasi mana shu. U har doim bir xil. Odamlarning ichida turganda ham bir xil, uyda turganda ham bir xil. Odamlar ichiga chiqqanda mashalloh, illa billoh deydi, lekin yolg'iz qolganda tinmasdan og'zidan fahsh tushmaydi. Mo'min odam unaqa bo'lmaydi. Mo'min odam doim bir xil bo'ladi. Uyida qilayotgan qilig'ini ko'chada ham qilaveradi, uyalmaydi. Endi ko'chada qilgan qilig'ini uyda ham qilaveradi, uyalmaydi. Odamlar bor, soqolni qo'ygan, 5 mil mashqga yuguradi. Qo'lidan tasbih tushmaydi. Ko'rsang, taqvoni o'zi. Lekin eshitsang, uyidagilar bilan qilayotgan muomalasi, uyidagilar bilan uyidagilarga gapirayotgan gaplari, og'zidan chiqayotgan so'zlarini eshitib turib, ilon postlasha voradi deydi. Mana shu odam shunaqami desa, shu odam shunaqa deydi. Demak, bu 200 lamachida bu. Bu pokiza emas bu insonning qalbi. Mo'min odamda bunaqa 200 lamachilik bo'lmaydi. Ko'chada ham bir xil, uyda ham bir xil. Xo'p. Bunaqa 200 lamachilar haqida, bunaqa munofiqlar haqida Alloh nima degan? Astagfirullah. Va iza laqul ladina amanu qalu amanna. Bunaqa 200 lamachi munofiqlar mu'minlarga ro'bora kelganda biz ham iymon keltirdik deyishadi. Va iza xalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. O'zlariga o'xshagan shaytonlarga ro'bora kelsa, kofirlarga, biz sizlar bilan birgamiz, biz ana mu'minlarni masxara qilyapmiz deydi. 200lamachilik. Domlalardan kelib, palonchi odam qanaqa odam deb so'rasanglar, domlalar albatta yaxshi odam deydi. Chunki nariga odamlar faqatgina oppoq yumshoq joyini ko'rsatadi domlalarga. To'g'rimi? Shirin suhbat, tabassumlik, assalomu alaykum, bo'ldi qilib qo'yamiz domla deydi. Domla faqat yaxshi tomonini biladida. Shuning uchun o'zimizni tekshiraylik. O'sha xo'jayinga, domlaga, ministrga, yana kimga qilayotgan chiroyli muomalangiz o'zingizdan quyiroq bo'lgan odamga ham qilyapsizmi? Demak, pokiza odam ekansiz.
Mumumun da bir xil bo'ladi. İki yuzlamachi bo'lmaydi. Zohiri botinidek, botini esa zohirida. Çünkü u Alloh taoloning At-Toyyib ismidan o'ziga ulush olgan. Pokiza. Alloh taolo pokiza zot. At-Toyyib pokiza so'zining ma'nosi. Toba yatibu tiban fe'lidan olinadi. Toyyib degani nima degani? Ne kadar yaxshi, ne kadar yoqimli, ne kadar xushbo'y, ne kadar güzel, ne kadar toza, ne kadar nafis, ne kadar şirin, ne kadar zor. At-Toyyib degani eng afzal narsa degani. Alloh taolo aytadi va yuhillullohu at-toyyibat. Ana shu payg'ambar ularga pokiza narsalarni halol qilib beradi. Habis narsa va pokiza narsa. Habis narsa, iflos narsa va pokiza narsa. Bular hech qachon teng bo'lmaydi. Masalan, ichimliklar bor. Turli ichimliklar bor. Hammasi halol, pok. Faqatgina mast qiluvchi, insonda aqlini o'g'irlovchi ichimliklar harom. Go'shtda qancha turi bor? Faqatgina muayyan go'sh harom. Endi halol narsa bilan harom narsani taqqoslasangiz, halol juda ham ko'p, haromga taqqoslaganda. Qaraylarda, harom narsa cheklangan. Muboh halol narsa juda ham ko'p. Mana shu halol bilan harom, pok bilan nopok narsa turganda inson pokini yesa qalbi xotirjam bo'ladi, habisini yesa istirob chekadi. Masalan, erkak kishiga ayol kerak. Nikohlab bir ayolni oladi, oilasi bor. Halol yo'l bilan shahvatini qondiradi. Mana endi qalbi xotirjam. Yoki bo'lmasam, shu shahvatini harom yo'l bilan, zino bilan qoldiradi. Zino qilgandan keyin qalbi hech qachon xotirjam bo'lmaydi. Birodalar, shaytonni do'koni shunaqa do'konki, u yerdan bir narsa oldingizmi? Albatta sizdan o'zini haqqini undiradi. Agar siz zinoga qo'l urgan bo'lsangiz, ahli ayollaringizdan albatta bittasidan zdachisini oladi shayton. Yo ayolingizdan oladi, yo qizingizdan oladi. Yo nevarangizdan oladi. Xotirjam bo'ling. Alloh taolo inson zotiga qanaqa xohish, istek, maylni, shahvatni qo'ygan bo'lsa, shu narsani halol yo'l bilan qondirish yo'lini ham bergan. Mana ayol kishiga bo'lgan rag'bat bor erkakda. Uni halol yo'l bilan qondirishlik nikoh. Ma'qulmi? Va man adallu mimman ittaba hawahu bighayri huda min Alloh. Alloh tomonidan hidoyatlanmagan holda o'z havoyi nafsiga ergashgan kimsadan ham yo'ldan ozyoroq kimsa bormi? Qanaqa xohish bo'lsa jasadingizda, qanaqa mayl istak bo'ladigan bo'lsa, uni muboh yo'li bor. Va uni harom yo'li ham bor. Muboh yo'li bilan, halol yo'li bilan qondirsangiz, nafsingiz orom oladi. Agar harom yo'l bilan qondiradigan bo'lsangiz, nafsingiz istirobda bo'ladi. Boy bo'lishni xohlaysizmi? Xohlaysiz. Insonning tabiatida boylikka muhabbat bor. Endi halol yo'l bilan boyish bor. Uyni yaxshi ko'rasizmi? Chiroyli mashinani yaxshi ko'rasizmi? Halol yo'l bilan qondirish yo'li bor. Endi harom yo'l bilan qondirish ham bor. Masalan, go'sht tasavvur qiling. Masalan, qo'yni yoki molni go'shti. Shu go'sht bilan to'g'ri muomala qilsangiz, go'sht sizga yoqimli taom bo'ladi. Masalan, xaladanaga qo'yib qo'yasiz. Tuzga tuzlab qo'yasiz. Aynib ketmaslikka sababini qilasiz, pishirasiz, shirin taom. Endi go'shtga noto'g'ri muomala qiling. Optoyga tashab qo'ying. Pashalarga qo'yib qo'ying. Nima bo'ladi? Sizni kasal qilib, ehtimol o'lishingizga sabab bo'ladigan narsaga aylanib qoladi. Insonda xohish istaklari ham shunaqa. Muboh halol yo'li bilan qilsangiz, huzur topasiz, aks holda zarar tortasiz. La yastabil xabithu wat-toyyibu walau a'jabaka katratul xabith. Mana ko'pchilik qilyapti, hamma qilyapti degan gap bor. Alloh taolo aytadi, garchi nopok narsaning ko'pligi sizni qiziqtirsa ham, nopok narsa pok narsaga barobar bo'lmas. Harom narsalarni ko'pchilik qilayotganligi shu narsani halol qilib qo'ymaydi. Riboga pul olayotganlar ko'payib ketgan bo'lsa, hamma olyapti-yu, deyken fikr kallangizga kelgan bo'lsa, hamma qilayotgan bo'lsa bu narsa halol bo'lib qolmaydi. Tushunarlimi? Haromni ko'pchilik qilayotganligi va haromni ko'payib ketganligi uni halol qilib qo'ymaydi. Alloh taolo aytadi. Astagfirullah.
وَاِنْ تُطِعَ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Yeryüzündeki kimselerinin cüde köplerine itaat kıladırken bu şeyler, sırada Allah yolu da ne kıladı? Azdırıp koyadı. Kıla olsun. O şey haram işini ihtiyar kılıp kılayken kıla olsun. Kışlarda hemme kılayken bulsun, şehirde hemme kılayken bulsun, sen bu köpçülüğü bile bulma. Asçılığı bulsun, mumunla bulan bir gebol. Asçılığı bulsun, müstakim bandalar bulan bir gebol. Asçılığı bulsun, Allah'ını çekerlerde tuhtuyan bandalar bulan bul. Gerçi napak narsanın köplüğü sizini kızıktırsa hem, napak narsa, pak narsaya beraber bulmaz. Pakize, rozgöy, kemter işançlı insan. Roz gapiradi, muomala qilsang omonatdor, o'zini shahvatini jilovlab olgan, harom narsalarga kirmaydi. Mana shunday odamlar bilan birga bo'l. Robbimiz subhanahu va taolo marhamat qilyapti. Astad billah. Ma kana Allohu liyadharal mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamizal khabitha minat tayyibi. Alloh mu'minlarni sizlar bo'lgan mana shu holatda tashlab qo'yuvchi emas. Sinamasdan kim haqiqiy mu'min, kim munofiq ajratib olmasdan turib tashab qo'ymaydi. Hali u Alloh nopokni pokdan ajratadi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna ala nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima.